deprem sonrası hasar tespiti, olası can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan hayati değerde bir uygulamadır. Peki hasar tespiti nedir, nasıl yapılır, süreç nasıl işler? Hasar tespiti, teknik bir heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır, yıkık olarak sınıflandırılmasıdır. Binalara verilen rapor sonuçları muhtarlıklar veya kaymakamlıklardan 30 gün süreyle askıya çıkarılır. Sonuçlara 30 gün içerisinde AFAD İl Müdürlüğü'ne ya da kaymakamlıklara dilekçe verilerek itiraz edilebilir. İtiraz sonrası farklı bir teknik heyetle tekrar hasar tespit işlemi gerçekleştirilir, nihai olan hasar tespiti yapılır. Acil yıkılması gereken binalar yetkililerce derhal boşalttırılarak yapı sahibine bildirilir. En çok 3 gün içerisinde mal sahibi tarafından yıkılmadığı takdirde bu binalar yetkililer tarafından yıktırılır. Güçlendirilmesi veya onarımı mümkün olan yapılarda tadilatı yapılarak 1 yıl içerisinde oturulmasına müsaade edilir. AFAD İl Müdürlüğü'nce binaların hasar durumuna göre acil yardım, kira yardımı, çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapılır. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin hasar tespiti için çalışmalar yapılmıştır. Bu tespitler sonucunda yıkık veya ağır hasarlı konutlarda ikamet eden ev sahibine kira, taşınma ve gıda yardımı olarak 11 bin lira, yıkık veya ağır hasarlı konutlardaki kiracıya kira, taşınma ve gıda yardımı olarak 5 bin lira, orta hasarlı konutlarda ikamet eden ev sahibine yapısını güçlendirmesi için 5 bin lira yardım, 27 bin lira faizsiz güçlendirme kredisi ve kiracılara 2500 lira yardım, az hasarlı konutlarda ikamet edenlere zayiatı oranında AFAD tarafından yardım, İl ve ilçe merkezinde ikamet eden ve evlerindeki eşyaları çıkartamayanlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 30 bin lira yardım, kırsal mahalle ve köylerde ikamet eden ve eşyalarını çıkartamayanlara ise 5 bin lira yardım ödenecektir. Hasar tespit sınıflandırması tanımları. Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmemiş binalara hasarsız binalar, boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalara az hasarlı binalar, binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalara orta hasarlı binalar, taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmaların olduğu binalar ağır hasarlı binalar, taşıyıcı elemanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalara ise acil yıkılacak binalar denir. Sınıflandırma yapılırken binadaki depremden önce oluşan hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılmalıdır. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda ise ikamet edilemez. Hasar tespit çalışmaları için 800 kişilik ekibimiz tüm mahallelerimizde çalışmaya gitmektedir. Depremden sonraki ilk 10 gün içinde hasar tespiti tamamlanacaktır. Depremden zarar gören vatandaşlarımız için Elazığ Merkez ve Sivrice ilçesine geçici konaklama merkezi yapım çalışmaları devam etmektedir. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde Elazığ iline kayıtlı vatandaşlarımızdan yardımlardan faydalanmaları için herhangi bir belge istenilmemektedir. Ayrıca deprem sonrasında da DASK sigortasının yaptırıldığı firmaya başvurarak DASK'tan faydalanabileceğinizi unutmayın. Hasar tespitiyle hayatı sağlama.